Bitlo kripto para platformu sunar. Merhaba. Bugün sizi 1941 yılına götürerek başlayacağım. Evet. Sonra 1941'den böyle hızlı bir şekilde bugüne geleceğiz. 1941 yılıydı. Türkiye o yıllarda henüz böyle kağıt para teknolojisine sahip değildi, banknot teknolojisine. Merkez Bankası'nın banknotları, bu kullandığımız kağıt paralar falan İngiltere'de bastırılıyordu. Bradbury Wilkinson diye bir şirket vardı, orada bastırılıyordu. 40 milyon adet 50 kuruşluk, 4 milyon adet de 50 liralık banknot sipariş ettik İngiltere'ye. Toplam değeri o zamanki parayla 220 milyon liraydı bizim paramız. O zamanın tabii 220 milyon lirası ne anlama geliyor derseniz, o gün itibariyle yani 1941 itibariyle Türkiye bütçesinin 350 milyon lira olduğunu düşünürsek 220 milyon liranın da ne kadar büyük bir para olduğu görülür yani. Türkiye bütçesi 350 milyon, sipariş ettiğimiz para 220 milyon lira. İngiliz şirketi bu sipariş üzerine işte gıcır gıcır banknotlarımızı bastı. İngiliz bandıralı bir gemiye, Yorkshire isimli bir gemiye yükledi. Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı. Güzergah üzerindeki bazı limanlarda böyle mola verdi bu İngiliz gemisi. Yakıt ikmali falan yaptı. 2 haftalık yolculuktan sonra İstanbul'a ulaşacaktı. İstanbul'dan önceki son durağı da Yunanistan'da Pire Limanı'ydı. Pire Limanı'nı da demirledi yine yakıt makıt almak için. Ama sabahın ilk ışıkları bum! Hitler'in savaş uçakları, Nazi savaş uçakları, abi o bizim paraları taşıyan İngiliz gemisini bombaladılar abi Pire Limanı'nda. Çünkü işte 1941 2. Dünya Savaşı iyice kızışmıştı. Bu anlattığım hadise de Nisan-Mayıs ayları gibi. 1941'in İngiliz bayraklı ticari gemiler de Nazilerin hedefiydi. Gördüler, uçakla bam diye vurdular. O Yorkshire isimli gemi şak diye battı Pire Limanı'nda. Alman savaş uçakları, Nazi uçakları gittikten sonra işte gözden kaybolduktan sonra yani tehlike geçtikten sonra Pire'nin halkı, yöre halkı saklandıkları yerlerden çıktılar. Abi gözlerine inanamadılar. Denizin üstü para kaplıydı. Para, kağıt para. Çünkü işte bombalanan o İngiliz gemisi Yorkshire batmadan önce ambarları parçalanmıştı doğal olarak. Ya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın balya balya banknotları denize saçılmıştı abi. E tabi çuvalı kapan koştu. Denize atladılar böyle şapada şupada şapada şupada. Toplayabilen toplayabildiği kadar parayı topladı. O gün itibariyle bakın bir Türk lirası 1.3 dolardı. Yani çok güçlüydü o zamanlar paramız. 1 lira 1.3 dolar. Çok güçlü para. Yunan'la topladılar paralı falan. Yunan polisi koştu geldi falan ama polis müdahale edene kadar tabii paralar yağmalandı. Bu felaket haberi ya. Nazi uçaklarının bizim paraları taşıyan İngiliz gemisini bombaladı ve sonra da böyle yağma oldu haberi. Telgrafla Ankara'ya ulaştı. Öğleye doğru falan. Uzun uzun anlatılmıştı böyle telgrafta ama özü itibariyle aslında 2 kelimeydi. Paralar battı diyordu. Paralar battı kardeşim. Türk hükümeti acilen toplandı. İngiltere'de bastırılan ve işte Pire Limanı'nda bombardımanla batan banknotların tedavüle çıkışı derhal iptal edildi. Tedavüle çıkacak iptal edildi. Denizden çuvallarla toplanan o paralarımızın Yunanistan'dan tabii gizlice Türkiye'ye girme ihtimali vardı. Sınırdan girer abi alışveriş mi alışveriş yani para bu. O yüzden bu Yunanistan'dan Türkiye'ye girme ihtimali yüzünden banknotlarımızın seri numaraları Türkiye'deki bütün bankalara bildirildi. Görüldüğü anda dediler polisiye tedbir uygulansın el konusu falan talimatı verildi. Sonra hemen Yunan makamlarına da resmi yazı yazıldı tabii diplomatik kanallarla. Denizin dibine batmıştı Yorkshire isimli gemi ama yani gemide de sıkışıp kalmış olan banknotlarımız var tabii yani hepsi de saçılmadı. O banknotların çıkarılması ve işte denizin üstünden yağmalanan banknotlarımızın bu Yunan ailesinden
toplanması için ve Türkiye'ye tabii iade edilmesi için Yunanistan'dan talep edildi, rica edildi diplomatik yollarla. Yunanistan hemen tabii gereğini yaptılar, aradılar, taradılar falan. Neticede denizden çıkardılar vesaire. 40 milyon adet 50 kuruşluk banknotla gele gele anca 15 milyon adet geldi abi. 40 milyonun 15 milyonu geldi. 4 milyon adet 50 liralık banknottan da gele gele 2 milyon adet geldi. Onun da anca yarısı geldi. Gerisi yoktu abi. Yunanistan'dan gemiyle Türkiye'ye İstanbul'a gönderilen banknotlar, yani bize teslim edilen banknotlar, çuvallarla trene yüklendi. İzmit'e gönderildi. Merkez Bankası'ndan bir heyetin böyle denetimi eşliği nezaretinde Sümer Bank'ın selüloz fabrikasında hamur haline getirildi paralar, imha edildi. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bu hem matrak hem feci hadiseden sonra başka Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihin başka hiçbir döneminde bir daha asla parası kaybolmadı. İlk ve son bu anlattığım. 2002'de AKP iktidara geldi. 2002. Şu son 22 yılda AKP iktidarında. Türk vatandaşları olarak hepimiz ortalama dolar kuruyla ne kadar vergi ödedik biliyor musunuz? Toplam 2 trilyon 750 milyar dolar vergi ödedik. 2 trilyon 750 milyar dolar. Nerede bu para abi? 2 trilyon 750 milyar dolar nereye gitti kardeşim? Ya nereye yarıyor? Şimdi kol saatlerimizden 750'şer lira verelim. Kredi kartlarımızın limitlerinden de 750'şer lira verelim. Helali hoş olsun memleketimiz yani. Verelim vermesini ama ya 22 yıldır verdiğimiz 2 trilyon 750 milyar dolar nereye gitti? Bakın Almanya'nın bütçesi ne kadar biliyor musunuz yıllık? Bizi kıskanan Almanya. Bizi kıskanan Almanya'nın yıllık bütçesi işte euro tabii ama çevirince 500 milyar. Ya Almanya gibi bir dünya devi devletin 6 yıllık toplam bütçesi kadar 2 trilyon 750 milyar dolar nereye gitti arkadaş? AKP iktidara geldiğinde Türkiye'nin ne kadar dış borcu vardı? 130 milyar dolar dış borcumuz var. 2 trilyon 750 milyar dolar vergi ödememize rağmen Türkiye'nin dış borcu nereye çıktı? Ya 550 milyar dolara çıktı. Yani hem 2 trilyon 750 milyar dolar vergi ödedik hem de borcumuz 420 milyar dolar arttı ya. Yani kol saatlerimizden 750'şer lira vermeyi falan boş ver. Direkt kol saatlerimizi verdi. Memleketimize yani helali hoş olsun ama ya 3 trilyon dolardan fazla para nereye gitti kardeşim? Bakın birkaç gün sonra Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutlayacağız öyle değil mi? Cumhuriyet tarihimiz boyunca ne yapıldıysa ya hepsini haraç mezat satmadılar. Cumhuriyetin bütün mirasını yiyip bitirmediler. Bakın bismillah iktidara gelir gelmez ilk iş mesele. Ya fabrika kuran fabrikalarımızı satmadılar. Kamu şirketimiz olan bu. Orta Doğu ve Balkanların en büyük tezgah üreticisi ya Taksan. Taksan'ı sattılar. Sanayi tesisi imalatı yapan Gerkonsan sattılar abi. Limanlarımızı sattılar. Mersin limanını sattılar, İskenderun limanını sattılar, Antalya limanını sattılar. Derince limanını, Tekirdağ limanını, Taşucu limanını sattılar. Çeşme limanını, Kuşadası limanını sattılar. Trabzon limanını, Bandırma limanını sattılar. Yani Atatürk bir daha gelse 19 Mayıs'ta falan çıkacak liman bulamayacak ha. Hepsini sattılar kardeşim. Samsun limanını sattılar ya. Dikili limanını, Kalamış Marina'yı sattılar. Salı Pazarı limanını yani bu işte Galata Portu sattılar.
Ya devlete ait Ankara feribotunu bile sattılar. Samsun feribotunu sattılar. Karadeniz gemisini bile sattılar. Tankerlerini sattılar devletin ya. Oyma Pınar barajını sattılar abi. Barajı sattılar ya. Seka'yı sattılar. Hani o bahsettim ya işte Yunanistan'dan getirilen fabrika işte İzmit Seka'da falan yok edildi falan. Ya Seka'yı komple sattılar. Kağıt fabrikalarımızı, bu fabrikaların arazilerini sattılar. Ditaş'ı sattılar, Tümosan'ı sattılar, Hektaş'ı sattılar, Sakarya Traktör İşletmesi'ni sattılar. Tekel'in alkollü içecekler bölümünü sattılar. Bir rakı makı diyorlar. Rakıyı sattılar. Hem de üçte bir fiyatına sattılar. Alan onu üç katına başkasına sattı. Tekel'in sigara bölümünü sattılar. Tekel'in Ankara'daki genel müdürlük binasını bile sattılar ya. Binayı bile sattılar abi. Adana, Tokat, Bitlis, Malatya, Samsun sigara fabrikalarını sattılar. Ambalaj fabrikası müdürlüğünü bile sattılar. Ya sigarayı satmışken kibriti de satalım dediler. Ya İnegöl kibrit fabrikasını da sattılar. Say bitmiyor bak. Gübre sanayi işletmelerimizi sattılar ya. Gemlik, Samsun, İstanbul, Kütahya fabrikalarını gübre sanayinin sattılar. İstanbul'daki satın alma müdürlüğü binasını sattılar. Şanlıurfa, Tekirdağ ve Fatsa'daki depolarını sattılar. Yani ne varsa sattılar ya. Gemlik'teki suni iplik müessesesini sattılar. İplik. Kastamonu jüt ipliği fabrikasını sattılar. Eti'yi komple sattılar. Eti bakırı sattılar. Eti kromu sattılar. Eti gümüşü sattılar. Eti elektrometalolojiyi sattılar. Eti alüminyumu sattılar. Çayeli bakır işletmelerini, Karadeniz bakır işletmelerini, Samsun işletmesini, bakın say bitmiyor, bitecek gibi değil. O kadar çok sattılar ya. Alpullu şeker fabrikasını sattılar. Kol saati. Ne kol saati? Donumuzu satacaklar neredeyse. O durumdayız ya. Yani. Donumuza aciz geldi zaten İzmir'de, Dikili'de yani. Alpullu şeker fabrikasını sattılar. Bakın bu Alpullu Cumhuriyetimizin sembol fabrikalarından biriydi. Alpullu şeker fabrikası sadece bir üretim tesisi değildi. Toplumsal kalkınma modeliydi. Hastanesi vardı, eczanesi vardı. Trakya'nın ilk hastanesiydi hatta orası. Okulu vardı, sineması vardı, lokantası vardı, alışveriş mağazası vardı ya. Futbol stadyumu vardı ya. Yüzme havuzu, basketbol sahası vardı. Türkiye'nin ilk golf sahası orada açıldı. Camisi vardı. İşçi lojmanları vardı. Kasaba şeklinde tasarlanmıştı. Hamamı vardı. Dedim ya kalkınma modeli. İşte buna bile kıydılar ya. Alpullu'yu sattılar. Kütahya Şeker Fabrikası'nı sattılar. Amasya Şeker Fabrikası'nı, Adapazarı Şeker Fabrikası'nı sattılar. Bor Şeker Fabrikası'nı, Çorum Şeker Fabrikası'nı, Elbistan Şeker Fabrikası'nı, Erzincan Şeker Fabrikası'nı, Erzurum Şeker Fabrikası'nı, Kırşehir Şeker Fabrikası'nı, Muş Şeker Fabrikası'nı, Turhal Şeker Fabrikası'nı sattılar. Türk Hava Yolları'nın %45'ini sattılar ya. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı komple sattılar. Halkbank'ın %25'ini sattılar. Doğalgaz dağıtım şirketlerini sattılar ya. Ya bir cumhuriyet bu kadar satılabilir ya. Sümer Holding bünyesinde yer alan fabrikaları, arazileri tek tek sattılar. Sümerbank Bakırköy işletmesini sattılar. Sarıkamış ayakkabı işletmesini sattılar. Çanakkale sentetik deri işletmesini sattılar. Altın yumurtlayan tavuk ya, Türk Telekom'u sattılar. Alanı biliyorsunuz, para mara ödemedi ya, Türk Telekom'un kablolarını bile sattılar. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ'ı sattılar. Petkim'i sattılar. Sanayi devimiz ya Erdemir'i sattılar. Başak Sigorta'yı, Başak Emekli'yi sattılar. Ray Sigorta'yı sattılar. Ya emekli sandığına ait otelleri sattılar. Arazileri sattılar. Ataköy Otelciliği sattılar mesela. Ataköy Marina'yı sattılar. Ataköy Turizmi sattılar. Emekli sandığının bakın sahibi, büyük Ankara otelini sattılar. İzmir'de büyük Efes otelini sattılar. İstanbul'da Tarabya otelini sattılar.
Aslında Türkiye'nin tarihini sattılar ha. Kuşadası tatil köyünü sattılar. Bursa Erciye sosyal tesislerini sattılar. Bakın tarih diyorum. Bursa Çelik Palası sattılar. Cumhuriyet'in ilk 5 yıldızlı oteliydi ya, sattılar. Kızılay Emek İş Anı'nı sattılar. Ya bugüne kadar kamuya ait 7000'den fazla gayrimenkulü sattılar. 7000 ne demek biliyor musunuz? Tasfiye ya. Araç muayene istasyonlarını sattılar ya. Meybuz'u sattılar, Aspilsan'ı sattılar, Bumas'ı, Eryağı, Tercan işletmesini sattılar ya. Bugün İstanbul'da işte Zorlu Center'ın yükseldiği o İstanbul Boğazı'na nazır karayolları arazisi. Ya karayolları arazisini bile sattılar ya. Oyak Bank'ı sattılar. Sınai Kalkınma Bankası'nı sattılar. Sabiha Gökçen Havalimanı sattılar ya. İskenderun Demir Çeliği sattılar. İskenderun Demir Çelik. Cumhuriyet'in alın teri var orada. Sattılar. Paşabahçe Cam Sanayi'yi sattılar. Trakya Cam ve Anadolu Cam'ı sattılar. Aselsan hisselerini sattılar. Havelsan hisselerini sattılar. Şimdi diyorlar ki milli savunma falan. Aselsan hisselerini sattılar. Merinos Halı Fabrikası'nı bile sattılar. Afyon Çimento'yu sattılar. Ünye Çimento'yu sattılar. Mazıdağ fosfat tesislerini sattılar. Hekiman demir madenini sattılar. Güney Ege linyit işletmesini sattılar. Ayvalık tuz işletmesini sattılar ya. Çankırı kaya tuzlasını sattılar. Tuzlalarını sattılar Türkiye'nin. Memlekette tuzla hepsini sattılar. Tuzlaları. Manisa pamuklu mensucatı sattılar. Beykoz deri ve kundurayı sattılar ya. Hamitabat elektrik santralını sattılar. Çatalazı termik santralını sattılar. Kangal termik santralı, Kemerköy termik santralı, Kemerköy'ün liman sahasını sattılar. Orhaneli termik santrali, Seyit Ömer termik santralini sattılar ya. Soma termik santralını sattılar. Tunç Bilek termik santralını sattılar abi. Yatağan termik santralını, Yeniköy termik santralını sattılar ya. Ayrıca HES adı altında böyle 100'e yakın irili ufaklı santral sattılar. Elektrik dağıtım işlerini sattılar. Akdeniz Elektriği, Başkent Elektriği, Boğaziçi Elektriği sattılar. Çamlıbel, Çoruh, Dicle, Fırat Elektriği sattılar. Gediz, İstanbul Anadolu Yakası, Meram, Osman Gazi Elektriği sattılar. Sakarya, Toroslar, Trakya, Uludağ, Van Gölü, Yeşilörmak elektrik dağıtımını sattılar ya. İş Bankası hisselerini bile sattılar. Madenlerimizi sattılar. 2003 ile bu 2024 arasında kaç maden ruhsatı satıldı biliyor musunuz? 160 bin. Evet. 160 bin maden ruhsatı sattılar. Kaz Dağları mesela onlardan sadece biri. Siyanür döktüler. Zümrüt gibi ormanlarımız ay kraterine çevrildi. Erzincan İliç'te işte. Toprak sel gibi aktı insanlarımızın üstüne. Bu 160 binden sadece biri. Çünkü 2004 yılıydı. Yani bu sayın yerli ve milli hükümetimiz iktidara gelir gelmez bismillah maden yasası çıkardılar. Adı maden yasasıydı ama yani yağma yasası denilseydi daha güzel olurdu ya. Çünkü bu yasayla sömürge madenciliğinin önünü açtılar. Doğa, insan, bilim gibi böyle engel kabul edilen her şey ortadan kaldırıldı. Ormanlar, meralar, zeytinlikler, su havzaları, milli parklar, hatta sit alanları maden şirketlerine sunuldu, satıldı. Bakın inanmakta güçlük çekeceksiniz. Hep bu örneği veriyorum ama Ayvalık'ta ya plaja bile maden işletme izni verildi ya. Girin internete okuyun. Plajı sattılar ya maden diye kardeşim. Vatandaşlığımızı satıyorlar. Parayı bastırana Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, pasaportumuzu satıyorlar ya. Parayı bastırıyorsun, 5 kişilik aile, tak vatandaş oluyorsun. Ev alıyorsun güya. Sonra 3 sene sonra o evi geri veriyorsun, vatandaşlık cebinde kalıyor. Bunca satışın parası nerede? Yok. Yok. Cumhuriyet'in bütün tektaş pırlantalarını, bütün mirasını Cumhuriyet'in işte böyle sattılar.
Üstüne 2 trilyon 750 milyar dolar vergi ödedik. Üstüne 450 milyar dolar daha da dış borç aldık. Ya bu para nereye gitti? Yani kredi kartı limitlerimizden 750'şer lira değil, gerekirse 7500'er lira diyelim ama ya bu millete ait 4 trilyon dolara yakın para nereye gitti? Kol saatlerimizden verelim 750'şer lira. Helali hoş olsun, fazlasını verelim. Memleket bizim. Ama önce bu soruyu sormamız gerekmiyor mu? Bu sorunun cevabını bulmamız gerekmiyor mu daha doğrusu? Son 22 yılda bu milletin 4 trilyon doları nereye gitti? Kimin cebine gitti? Yatırım yaptım filan desen, ya işte gördük güya köprü yaptın, parasını millet olarak biz ödüyoruz. Hatta geçmediğimiz halde parasını ödüyoruz. Güya havalimanı yaptın, parasını millet ödüyor, biz ödüyoruz. Hatta uçmadığımız halde parasını biz ödüyoruz. Ya güya hastane yaptın, hasta garantisi vermedin mi? Parasını kim ödüyor hastanenin? 4 trilyon dolar nerede? Milletin refahına gitti, milleti zenginleştirdim desem hani? Ya millet askıda ekmekle karnını doyurur. Gülünç maaşlarla böyle adeta alay ettiğiniz emeklilerimiz, işsizlerimiz, belediyelerin ucuz ekmek kuyruklarında bekleşiyor insanların. İnsanlarımız battaniyeye sığınıp böyle gece yarısından ucuz kıyma kuyruğuna giriyor. Sabah yarım kilo kıyma alayım. Hava karardıktan sonra böyle pazarda tezgahla çöp barillerinin yanından çıkma sebze topluyor insanların. İşte görüyoruz millet mecburen ucuz diye bile bile kanserojen gıdalarla besleniyor çaresizlikten. Pandemide mesela ya bütün dünya ülkeleri vatandaşına Tiko para yardım yaptı. Sen IBAN numarası verip üstte para istedin ya. Bu milletin 4 trilyon doları nerede abi? Devlet okullarının sınıfları idrar kokuyor ya. Okullarımızın tuvaletlerini bile temizlemiyorsun. Alt tarafı sabun bile koymuyorsun. Tasarruf diye köy çocuklarımızın okul servislerini bile iptal ettin. Öğretmenlerimiz Cumhuriyet tarihinde görülmemiş derecede geçim sıkıntısı çekiyor. Bu milletin 4 trilyon doları nerede? Nereye gitti bu para abi? Kol saatlerimizi komple verelim. Ya kredi kartımızdan gerekirse apartman aidatı gibi aidat ödeyelim devlete, helal olsun. Ama önce bu soruyu sormamız gerekmiyor mu? Bu milletin 4 trilyon doları şu anda son 22 yılda nereye gitti? Bu para kimlerin cebine girdi? Siz önce bu sorunun cevabını verin, sonra kol saati falan kolay. Ve kaderin cilvesine bakın ya. Allah büyük yani bakın. Türkiye'nin son 22 yılda 4 trilyon dolar civarında parası işte böyle adeta buhar olmuşken, yani Türkiye ekonomisi milletin kol saatinden medet umar hale gelmişken, kredi kartları limitinden alınacak işte 750 liraya muhtaç hale gelmişken Türkiye, bir Türk vatandaşı Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü aldı ya. Daron Acemoğlu işte biliyorsunuz İstanbul doğumlu Ermeni kökenli bir vatandaşımız. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiltere'ye gidiyor. York Üniversitesi sanırım oradan mezun oluyor. Sonra ABD'ye geçiyor. MIT'de profesör oluyor. Dünyanın en önemli ekonomistlerinden biri olarak kabul ediliyordu zaten. Şimdi de işte Nobel Ekonomi Ödülü aldı. Neyle aldı? İşte farklı ülkeleri kıyaslıyorlar. Onların aralarındaki refah farklarının sebebini tespit ediyorlar. Yani hangi ülkenin hangi kurumları nasıl yönetilirse toplumun refahına nasıl yansıyor? Yani özü itibariyle demek istiyor ki bu araştırma, hukuk yoksa refah da yok kardeşim. Bir ülkede hukuk yoksa, adalet yoksa refah falan yok. Bunu ortaya koydukları için Nobel Ekonomi Ödülü aldı. Bana sorarsanız tabii bu Nobel jürisi bu işi bilmiyor yani.
Yanlış verdiler. Mesela bakın, faiz sebep enflasyon neticedir diyen bir ekonomist varken, ya Daron Acemoğlu'na sen kardeşim hangi kriterle Nobel ödül veriyorsun ya? Teessüf ederim. Ne diyor mesela aslında dediğimiz? Ben ekonomistim diyor. Hatta Bilal de öyle diyor. Ben de ekonomistim diyor. Bakın Aslın liderimizin iktisat teorisi var. Odalar Birliği'nin diyor 1 milyon 300 bin üyesi var. Her üye bir kişiyi işe alsa diyor işsizlik 1 milyon 300 bin azalır diyor. Bu kadar basit bu iş yani. Ekonomi iktisat yani. Paradan 6 sıfır attı mesela. 1 milyon lira 1 lira oldu değil mi? Sonra çıkıp ne diyor? Eskiden tuvalete 1 milyon liraya gidiliyordu be diyor. Şimdi artık 1 lira gidiyor. Biz işte buyuz diyor. Sen daha Nobel vermek için daha ne arıyorsun? Ne Daron Acemoğlu'sun? Onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyor mesela. Nasıl iktisat teorisi? Süper. Ekonomi kötü diyenler buzdolabı satışlarına bakıyor mu diyor. 15 sene önce evlerde buzdolabı mı vardı? Evlerde fırın bulabiliyor muyduk diyor. Teessüf ediyorum diyor yani. Ciddi manada inceleme yapmadan konuşuyorlar. Televizyon yoktu, hatta ambulansları köpekler çekiyordu diyor. İktisat. Bir yandan Merkez Bankası bağımsızdır diyor. Öbür yandan ne diyor? Merkez Bankası başkanını görevden aldım çünkü adam laf dinlemiyordu ya diyor. Ben ekonomistim. Ekonominin evvelallah kitabını yazdım. Bunların kafası basmaz diyor. Eğer ben ekonomi tahsili görmüşsem, ekonomi tahsilinden öte bazı değerler silsilesi içerisinde bilgim varsa faiz sebeptir, enflasyon neticedir diyor. Daron Acemoğlu böyle bir şey biliyor mu? Faizi savunanlar kusura bakmasınlar diyor. Ben görevde olduğum sürece faizle mücadele edeceğim. Çünkü bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana ne oluyor, bana ne oluyor diyor. Hatta daha güzel izah ediyor. Anırsalar da, anırmasalar da faiz sebeptir, enflasyon neticedir diyor. Bakın öyle anırıp anırın ya da anırmayın yani. Nobel jürisi. Şimdi hal böyleyken bakın bu Nobel jürisi ne yapıyor? Gidiyor Daron Acemoğlu'na filan Nobel ekonomi veriyor. Bence bu işi bilmiyorlar. Gelsinler Türkiye'de biraz ekonomi nasıl öğretilir? Görsünler, öğrensinler yani. Öyle değil mi? Şimdi gelelim bugünkü asıl anlatmak istediğim konuya. Netflix'te yayınlanan bir dizi var. Emily in Paris ismi bu. Emily in Paris. Yani Emily Paris'te. Özellikle gençlerimizin bildiğini tahmin ediyorum. Netflix'i takip edenler biliyordur. Amerikan yapımı bir televizyon dizisi. İnternet platformu ve televizyon dizisi. Emily işte böyle 20'li yaşlarında Amerikalı bir genç kız, kadın. Lüks markaları pazarlayan bir Fransız şirket var. Amerikan bakış açısıyla o Fransız şirketine işte katkı sağlasın diye sürpriz bir iş teklifiyle Chicago'dan getiriyorlar Emily'yi. Emily Paris'e taşınıyor. Sonra işte böyle Paris'te yaşadıkları, işte aşkları, arkadaşlıkları, işle özel hayat arasındaki eğlenceli maceralar, işte kültürel çelişkiler, işte Amerikan kültürü ile Avrupa kültürü arasındaki çelişkiler filan. Şahane bir dizi aslında. Eğlenceli, böyle mis gibi bir dizi. Dünya çapında da zaten çok izleniyor. 2020 sanırım ilk bölümü çekilmiş. Şu anda 4 sezon bitmiş vaziyette. İzlenmesi de artarak devam ediyor. Dördüncü sezonun böyle son bölümünde enteresan bir gelişme oluyor. Emily bir İtalyan delikanlıya aşık oluyor. Marcello galiba. Bir de İtalyan çocuğa aşık oluyor Emily. Sezonun son bölümünde abi Paris'ten Roma'ya taşınıyormuş gibi falan böyle sona eriyor dizi yani. Patak Roma'ya gidiyorlar. Çünkü Marcello Roma. Dördüncü sezon böyle sona erince izleyiciler arasında işte beşinci sezonun sanki böyle artık Paris'te değil de Roma'da çekilecekmiş gibi bir hava var. Öyle oluşuyor. Herkes de merak ediyor. Acaba dizi nerede ve nasıl devam edecek? İşte bu nedenle ya uluslararası kriz çıktı ya evet. Uluslararası kriz çıktı. Yani dünya medya ve dizi camiası bunu konuşuyor şu anda.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ya bizzat Amerikan medyasına açıklama yaptı ya. Emily'nin yeniden Paris'e dönmesi için, Emily'nin Paris'te kalması için mücadele edeceğiz dedi ya. Fransa Cumhurbaşkanı evet. Dizinin 5. sezonundaki devam bölümlerinin Paris'te çekilmesi için mücadele edeceğiz dedi. Emily'yi İtalya'ya kaptırmaya niyetimiz yok dedi. Hatta dedi ki dizi yapımcılarından dedi Emily'nin Paris'te kalmasını isteyeceğiz dedi biz Fransız olarak. Zaten adı dedi yani Emily in Paris olan bir dizinin Roma'da geçmesi mantıksız dedi adam. Hadi bakalım buna karşılık Roma Belediye Başkanı açıklama yaptı. Roberto Gualtieri Roma Belediye Başkanı dedi ki ya Emily Roma'da gayet mutlu dedi ya. Hatta Paris'ten daha mutlu dedi adam. Dizinin Roma'da çekilmesi için biz dedi üzerimize düşen ne varsa yapacağız dedi. Üstelik dedi böyle aşka dedi söz geçirilmez kalp bu dedi ya. Bırakalım nerede yaşayacağına Emily kendisi karar versin dedi adam Roma Belediye. Roma Belediye Başkanı da işte tıpkı böyle Macron gibi Amerikan medyasına konuştular. Dedi ki ya Macron nasıl oluyor dedi Netflix yapımlarına müdahale edebiliyor dedi. Macron Emily'yi rahat bıraksın kardeşim dedi. Ya Fransa ve İtalya Emily'yi paylaşamıyorlar abi şu an. Bir televizyon dizisi işte böyle iki ülke arasında neredeyse diplomatik sorun haline geliyor ya. Dedim ya dünya medyası şu anda bunu konuşuyor ya dizi camiaları falan. Çünkü yani Paris'te geçen bu dizinin Paris'e ve Fransa ekonomisine böyle milyar milyar euro katkısı oluyor. Netflix platformu üzerinden böyle dünyanın dört bir yanından işte bu diziyi seyredenler Türkiye dahil ya Paris'i adeta sokak sokak geziyor. Yani bundan daha muhteşem bir turizm programı yapamazsın yani dizi çünkü yani. Emily'nin oturduğu kafeler ne bileyim işte alışveriş yaptığı mekanlar ya dünya çapında ilgi odağı. Sosyal medyada akıl almaz boyutlarda reklam oluyor. Dizinin bölümleri fragmanları falan. Fransa'nın ünlü moda markaları mesela işte Chanel'den Dior'a kadar falan bütün Fransız markaları dizide yer alıyor ya. Böyle ürün yerleştirme uygulamasıyla örtülü marka atıflarıyla hatta dizideki karakterlerin işte giydiği kıyafetlerle falan etki gücü köpürtülüyor, körükleniyor. Müthiş bir ekonomi yaratılıyor dizi üzerinde. Dizi sayesinde işte o bölümde tanıtılan ürünlerin satışı artıyor ya. Yansıyor direkt. Mesela Emily arkadaşıyla birlikte işte bir giyim mağazasına gidiyor falan. İşte giyiyor çıkarıyor, giyiyor çıkarıyor falan. Ya o giyip çıkardığı rengarenk Fransız giyim markaları sosyal medyada trend oluyor. Son bölümlerden birinde mesela ben de seyrettim orayı. Air France'ın tanıtımı yapıldı ya. Ya dizi içine öylesine doğal bir şekilde yediriyorlar ki öyle kör gözüne sokulan gibi bir reklam gibi falan algılamıyorsun. Seyreden herkes bilinçaltında kaydediyor. Yani herkes ilk fırsatta o Air France'da uçmak istiyor yani. Yani normal böyle diziyle şeyle dizi ağırlığına reklam versen falan millet sevmiyor tak diye zaplıyor. Ama diziyi öyle yediriyorlar ki ya sen diyorsun ki ben gideyim bir Air France'la uçayım yani. Fransız kültürü, Fransız mutfağı, Fransız mimarisi ya Paris şahane bir şekilde tanıtılıyor. Paris'e sırf bu yüzden Avrupa'nın her ülkesinden Emily turları düzenleniyor. Ya Emily'nin yemek yediği restoranlarda neredeyse yer bulunmuyor. Fransa'da bakın bir araştırma yapılmış. Yabancı turistlere sormuşlar. Demişler ki niye Paris'i tercih ettiniz? Böyle sormuşlar. Ya %38'inin Paris'e gelme sebeplerinden birine çıkmış biliyor musunuz? Emily. Ya akıl almaz bir oran bu. Fransa yapmış bu araştırmayı. Diziyi seyreden Paris'i böyle bir başka gözle görüyor. Paris'e gelmek ve yakından görmek istiyor insan. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Macron bak bu öylesine korunas ki ya. Ya diziyle Fransa'yı böyle Paris'e özdeşleştirmek için 4. sezonda ya eşi Brigitte Macron'u, Fransa Cumhurbaşkanı eşini, ya dizide rol almasını onayan Fransa Cumhurbaşkanı eşi Emily in Paris dizisinde rol aldı, oynadı abi. Fransa'nın ve Paris'in tanıtımı açısından işte bu kadar değerli buluyorlar.
İtalya'da tabii bu gerçeği gördüğü için muhtemelen dizi yapımcılarına böyle arkadan çalıştılar. Emily bir anda Roma'ya taşındı abi. Aşık oldu Emily. Emily Roma'yı geziyor. İşte erkek arkadaşının Vespa'sıyla geziyorlar. Ha. Roma deyince Vespa yani zaten. İşte Trevi Çeşmesi'ni görüyor. Kolezyumun yanından geçiyor. Böyle fotoğraf çekiyor, video çekiyor falan. Babam da görseydi çok severdi buraları falan diyor. Ya Roma'nın daracık o romantik sokaklarında geziyorlar falan. Seyredince diyorsun ki ben de Roma'ya gidip bir Vespa kiralayayım abi. Emily gibi ben de şöyle gezeyim falan diye düşünüyorsun. Şimdi belli ki bu iki ülkeyi dizi yapımcıları bu iki şehri kafa kafaya tokuşturacaklar öyle anlaşılıyor. Hangisi fazla verirse Emily 5. sezonu orada devam edecek öyle görünüyor. Alt tarafı dizi dediğin şey ülkelerin ekonomisinde, şehirlerin ekonomisinde işte böylesine büyük etkiler yaratabiliyor. Bu Netflix gibi platformlar böyle bir şey. Ülkeler, şehirler, Netflix gibi işte dünya çapındaki platformlarla imajlarını pazarlıyorlar. Turizm gelirlerini büyütüyorlar. Dünya artık küçücük bir televizyon ekranına sığıyor. Herkes oraya bakıyor. Herkes aynı anda aynı diziyi seyrediyor dünyanın her yerinden. O seyrettiği ülke veya şehirle ilgili, o seyrettiği mekanlarla, orada gördüğü insanlarla ilgili falan küresel bir kanaat oluşuyor, bir algı oluşuyor, bir imaj oluşuyor. Koskoca Fransa ile koskoca İtalya işte Paris ile Roma bu yüzden işte alt tarafı dizi denilen bir dizi yüzünden böylesine rekabet içine giriyor. Paris ile Roma işte Emily'yi paylaşamazken biz neyi paylaşamıyoruz abi? Hamas'ı paylaşamıyoruz biz ya. Hizbullah'ı paylaşamıyoruz. Suriyelileri paylaşamıyoruz. Afganları paylaşamıyoruz. Aman bir yere gitmesin. Hepsi burada kalsın. Hamas'ı en çok biz savunalım istiyoruz. Hamas için milli yaslar ilan ediyoruz. Bayraklarımızı falan. Dışarıdan baktığında Türkiye'nin imajı maalesef artık bu. Hamas için milli yas ilan eden ülkeye turizm ve tatile gitmek için harika bir ülke. Her gün bir yerde Hizbullah mitingi, her gün bir yerde Hamas mitingi. Mitinglerde böyle canlı bomba kıyafetli işte Hamas militanlarının üniformaları falan. Yani tatile gitmek için şahane bir ülke görüntüsü yani. Sokaklarda Arapça pankartlarla Hamas Gazze mitingleri, İsrail bayraklarını yak, Amerikan bayraklarını yak falan. Tatile gitmek için şahane bir ülke görüntüsü. Yani. Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir ülkesinde mesela dizi seyrediyorsun. O dizide bir Türk vatandaşı karakter varsa artık bu son yıllarda veya o bölümün işte birkaç dakikası Türkiye'de geçiyorsa ya insan kaçakçılığı yapılıyor kardeşim ya bir terör örgütünün işte bağlantısı var ya da uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyor. Şu anda uluslararası dizilerdeki rolümüz hep bu yani. İnsan kaçakçısı, uyuşturucu kaçakçısı, terör örgütü bağlantısı. Tatile gitmek için şahane bir ülke. Avrupa'da veya dünyada herhangi bir ülkede ya, uluslararası haber kanallarını seyrediyorsun mesela. Türkiye'den verilen haberlere bakıyorsun. İşte al sana marka. Dedim ya orada Chanel, Dior falan filan. Bizde de marka al. Sokaklara kola döküyorlar. Sokaklara Starbucks kahveler dökülüyor. Burger King'e gideni dövüyorlar. Ya Burger King'e gitmiş diye herifi partiden atıyorlar abi. Ya Burger King'e gitmek nasıl bir şekilde parti suçu olabilir, disiplin suçu olabilir. McDonald's'ın camını, çerçevesini indiriyorlar. Herkesin elinde Filistin bayrağı işte. Bakıyorsun orası Türkiye mi, Filistin mi ya ilk bakışta ayırt edebilmem mümkün değil ya. Bakın güya Beyrut'tan işte Türk vatandaşlığını kurtardılar gemiyle değil mi? Yani uluslararası haber ajansları haber yaptı falan. Gemiden inerlerken işte yapılan röportajları seyrediyor. Abi herkes Arapça konuşuyor. Ya farz edelim Yeni Zelandalısın veya Arjantinlisin falan. Seyret bu haberi abi. Dersin ki herhalde Türkiye'nin lisanı Arapça yani. Herkes Arapça konuşuyor. Beyrut'tan Türkleri kurtardılar diye haber yapılıyor. İnenler Arapça konuşuyor abi.
El alem Paris'te Emily'i seyrediyor. Şıkır şıkır kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, markalar, güler yüzlü insanlar, mis gibi restoranlar, pırıl pırıl eğlence mekanları, eşsiz böyle şehir manzaralı mimariler falan. Eş zamanlı olarak televizyon ekranında Türkiye'yi seyrediyorsun. Ya manyağın biri kızları öldürüp kafalarını kesmiş, surlardan caddeye fırlatıyor. Uyuşturucu bağımlısı iki maganda sokağın ortasında yatırıp genç kıza tecavüz etmeye çalışıyor. İki ayaklı zombi işte polisin belindeki tabancayı kapıp kadın polisi öldürüyor. Sosyal medyada bu var. Gebze'de işte gördük sokak köpeklerini topluca katlediyorlar abi. Köfteden pideye, güya sokak lezzetlerinden ya domuz eti fışkırıyor. Salçadan akrilik boya çıkıyor. Türkiye'nin imajı bu. Emily in Paris'i mesela Türkiye'de çekmeye kalk. Emily in Turkey yap abi. Ya Emily'ye sarkıntılık ederler kardeşim. Ya senaristi trafikte döverler ya da dizi ekibini otelde soyarlar ya. Öldürülmeden giderlerse şükür yani. Ki zaten 3 güne kalmaz Emily bu ahlakımızı bozuyor bu fahişe falan diye Rütü'ye şikayet eder. Diziyi yasaklamaya kalkarlar. Zaten Rütü yasaklamadan önce işte bu Gazze yüzünden Emily'yi protesto etmeye kalktılar. Bu Emily'yi seyredenler İsrail dölüdür filan derler. Biz içinde yaşadığımız için kanıksadık ama maalesef Türkiye dizisinin dışarıdan görünümü işte bu. Paris'e bak, Roma'ya bak, bir de bize bak. Kanıksıyoruz. Türkiye'nin imajı özellikle son 10 yılda hiç olmadığı kadar ağır hasar aldı. Tarikat cemaat zır cahil atmosferiyle orta çağ karanlığına sürüklenen bir ülke görüntüsüne bürünüyoruz giderek. Hamas mitingleriyle işte Hizbullah mitingleriyle bizim zaten partilerin birçoğu zaten Hizbullah gibi öbürleri PKK partisi falan böyle. Ya medeni dünyadan çok farklı bir yere savruldu Türkiye. Bakın dünyanın bütün gelişmiş ülkelerin çocukları işte Amerikalı çocuklar, Fransız çocuklar, İtalyan çocukları falan Emily'yi seviyorlar. Eğleniyorlar. Paris'e gittiklerinde işte Emily ile aynı mekanlarda oturuyorlar. Bu tür sohbetler falan. Ya bizim çocuklarımızı okuldan topluca alıp Filistin için oturma eylemine götürüyorlar. İlkokul çocuklarımız ya evet. Okullarımızın yeni eğitim öğretim yılını Gazze dersiyle açtılar. Yetmedi. Ya bu Hamas meselesini okullarımızda düzenli propaganda haline getirdiler ya ilkokullarda ya. Tarikatlarla işbirliği yapan bu Milli Eğitimsizlik Bakanlığı. Değerlerimizi öğretiyoruz, değerlerimize sahip çıkıyoruz falan ayaklarıyla ya okullarda Hamas propagandası yapılıyor. Bütün dünyanın terör örgütü kabul ettiği Hamas Türkiye'de devlet okullarında propagandası yapılıyor. Devlet okullarımızın sınıfları idrar kokuyor. Tuvaletlerini bile temizlemiyorlar, sabun bile vermiyorlar. Ama aynı devlet okullarımıza ya fotoğraflar, Gazze kumbaraları koymuşlar. Ya. Evet, Gazze kumbara. Hamas için ilkokul çocuklarımızın harçlıklarını topluyorlar okullarda. Evet. Okullarımıza Gazze kumbaraları koydular. Üstüne böyle Filistin bayrağı yapıştırıyorlar falan. Gazze kumbarası yazıyorlar. Açtıklarını o kumbaraya atın diyorlar. Burdur'da mesela işte en son oldu. Burdur müftülüğü tarafından çocukları okuldan aldılar. Topluca camiye götürdüler okul esnasında. Yer sofrası kurmuşlar. Öğle yemeğini caminin içinde yer sofrasında yediler. Ya çocuklar okula mı gidiyor, camiye mi? Camiye gitsinler de okul saati. Çocukları okula gönderiyorsun, öğretmenlere teslim ediyorsun. Bunlar çocukları okuldan alıyor, müftülüğe teslim ediyor. Kırıkkale'de mesela. İlkokul çocuklarına alenen bildiri dağıttılar. Böyle içinde ölümlü mölümlü şeyler, ibareler var. Ya Gazze için pankartlar hazırlattılar. Okulun bahçesinde Gazze için oturma eylemi yaptırdılar. İlkokul çocuklarına okulun bahçesinde Gazze için oturma eylemi yaptırdı.
Çocuklara böyle o oturma eylemde işte Amerikan mallarını boykot pankartları falan taşıtmışlar ya. İlkokul çocuğun Amerikan malını boykotla falan ne işi olur ya? Hamas için yaptırıyorlar bunları ya çocuklara. Okulda böyle çocuklara işte işaret parmakları tekbir işareti yaptı, fotoğraf çektiriyorlar, sosyal medyaya koyuyorlar. Okul orası, okul. Antalya'da mesela okulda, sınıfta ya değerler eğitimi dersine öğretmen yerine bildiğin cami imamı girmiş. Sınıfta dersi imam anlatıyor. Değerlerimizi öğretiyoruz diye çocukları mezarlıklara götürüp mezarlıkları temizletiyorlar. Camiye götürüp camiyi temizletiyorlar. Ama sınıflar idrar kokuyor vardı. Okulları temizlemiyorlar. Çocukları spor salonlarına, müzelere, tiyatrolara götürmek yerine işte bunları yaptırıyorlar. Böyle Milli Eğitim Bakanlığı olur mu dediğinde de işte alıyorlar dinsiz bu falan diye böyle hedef gösteriyorlar. Yani. Türkiye'den dünyaya işte bu görüntüler gidiyor devam. Dünya artık küçücük bir cep telefonu ekranında. Paris'le Roma emir için rekabet ediyor. Bizde tarikat rekabeti yaşanıyor abi. Hangi tarikat devletten daha çok pay kapacak falan onun rekabeti yaşanıyor. Şimdi bakın bu Daron Acemoğlu mesela işte. Türkiye'den 3 kişi Nobel kazanmış son 10 yılda. Aslında harika bir şey. 3. Nobel'imizi kazandık. İlk Nobel'imiz işte Orhan Pamuk aldı biliyorsunuz. Türkiye'nin okullarında okudu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında okudu Orhan Pamuk. 2. Nobel'imiz varlığıyla onu duyduğumuz Profesör Aziz Sancar. Değil mi o aldı? O da devlet okullarımızda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında okudu Aziz Sancar. 3. Nobel'imiz işte Profesör Daron Acemoğlu, evet. O da devlet okullarında işte Galatasaray'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında okudu. Şimdi bakıyoruz aynı devlet okullarına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarına. Tam Nobel'lik değil mi? Tam Nobel. Sınıfın ortasına maket mezar koyuyorlar ya. Değerlerimizi öğretiyoruz diye çocukları sınıfın ortasına yatırıp kefenliyorlar abi. Tam Nobel'lik eğitimde. Türkiye bununla görüşüyor. Bu arada bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı takip ettiniz değil mi? Yeni açılım pazarlık böyle kapsamında falan. Neydi? Devletin milleti olmaz filan dedi değil mi? Anayasanın 3. maddesinde yer alan metni okudu. Onun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Değiştirilmesi gerekir dedi ya. Sonra tepkilere baktı şak. Tornistan abi. Ben 3. madde değişsin demedim dedi. Hepsi algı operasyonu dedi. Ben o gün dedim ki bakın ertesi güne kalmaz bu hayır defa. Daha o gün çıktı. Ben de öyle bir şey söylemedim dedi. Siyasal dincilik nedir dersiniz işte tam olarak budur yani. Mehter takımı gibidir ha mehter. Mehteran yürüyüşü gibidir bunlar. Böyle ileri doğru 2 adım atar sonra durur. Bu duruş sırasında böyle sağa sola bakarak falan etrafı kolaçana der. Sonra ileri doğru 2 adım daha atar. Söyler sonra durur etrafa bakar abi. Söylemedim de. Sonra fırsatını bulunca 2 adım daha atar. Mehteran yürüyüş. Bakın hatırlayalım lütfen. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adına 2 önce İsmail Kahraman vardı. Gene bu Numan Kurtulmuş gibi neydi? Anayasayı değiştirmek istiyordu. Çıkıp açıkça ne demişti adam? Yeni anayasada laiklik olmamalı demiş değil mi? Bunu söyledi. Sonra çıkıp ne dedi? Ben onu kastetmedim. Sözlerim çarpıldı dedi. Aile bakanımız mesela. Ya erkek çocuklarının yıllarca tecavüze uğradığı ortaya çıktı bu Ensar Vakfı'nın yurdunda. O Ensar Vakfı'nı savunarak ne demişti? Dedi ki buna bir kere rastlanmış dedi ya. Kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz dedi değil mi? Sonra çıkıp ne dedi? Sözlerim çarpıtıldı dedi ya. Abla ne çarpıtacağız senin sözünü? Senin söylediğin bu. Hayır çarpıttınız dedi. Bunlar hep böyledir. Mehteran gibidir. İki ileri sonra dur. O ilk açılım döneminde mesela aklıma gelse ben de dağa çıkardım dedi Bülent Arınç. Değil mi? Böyle dedi ya. Ben de dağa çıkardım dedi. Sonra ne dedi? Sözlerim çarpıtıldı dedi ya. 10 yaşındaki kız çocuklarını ya imam nikahıyla koyununu alan bu 60-70 yaşındaki sapıklara
af çıkarmaya çalıştılar. O dönemin başbakanı Binali Yıldırım'dı. Ortalık tabii ayağa kalktı. Ortalık ayağa kalktı. Ne dedi Binali Yıldırım? Yasa teklifimiz çarpıtıldı dedi. Ya sözleri çarpıtılıyor ya yasa teklifleri çarpıtılıyor. Hep çarpıtıyorsunuz ya. Ama en şahanesi vardı. Bakın onu hiç unutmayın. Bunun üstüne çıkmaz herhalde. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimdi. CHP'den Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Mitingler yapılıyordu. Muharrem İnce de miting görüşüne çıktı. Bu AKP tarafından o dönem TRT Haber Dairesi Başkanı yapılan bir yandaş gazeteci vardı. Nasuhi Güngör. TRT Haber Dairesi Başkanı yapılmıştı. Muharrem İnce o Nasuhi Güngör'ün 2001 yılında yazıp piyasaya çıkardığı kitabı vardı. Yenilikçi Hareket kitabın ismi. O kitabı gösterdi mitingde. Dedi ki bakın bu AKP'li gazetecinin kitabında anlatılıyor dedi. Ne anlatılıyordu o kitapta? Yani Muharrem İnce neyi kastediyordu? Tayyip Erdoğan'ın AKP'yi kurmadan önce 2000 yılında ABD'ye gittiğini ve Fethullah Gülen'le bir araya geldi anlatılıyordu o kitap. Muharrem İnce de o kitabı gösterdi. Bak dedi burada yandaş gazeteci kitabında yazmıştı diye mitingde gösterdi. Şak! Ne oldu biliyor musunuz ya? O gazeteci Nasuhi Güngör yani o kitabı yazan ya çıktı kendi kendini yalanladı ya. Evet kendi kendini yalanladı adam ya. Kendi yazdığı kitabın mesnetsiz olduğunu söyledi ya. Ya kendi yazdığı kitabın uydurma olduğunu söyledi ya. Kitap senin mi? Evet. E nasıl? Uydurma mı? Ya aslında buna da şükretmek lazım. Çünkü o kitabı ben yazmadım. Muharrem İnce yazdı da diyebilirdi. He. Hatta biraz daha sıkıştırılsa benim adım Nasuhi Güngör değil de diyebilirdi. Nasuhi Güngör diye beni tanımıyorum bile diyebilirdi. Siyasal dincilik işte tam olarak böyle bir şeydir. Dolayısıyla Numan Kurtulmuş da böyle yarın öbür gün çıkıp bu CHP anayasanın 3. maddesini değiştirmek istiyor. Bunu halkıma şikayet ediyorum falan derse ona bile şaşmayın ha. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Abone olmayanlar arasında çekiliş yapacağım. Bu bölümü çok seviyorsunuz değil mi? Ben de çok seviyorum ha. Abone olmayanlar arasında çekiliş yapacağım. İnsanın sınırları vardır biliyor musunuz? İnsanın sınırları. Bakın mesela kulağımız 20 ila 20 bin hertz arasındaki sesleri duyabilir. 20 bin. Eğer 20'den azsa veya 20 binden çoksa duyamayız. Halbuki o sırada ortamda ses vardır ama duyamayız, algılayamayız. Gözümüz de böyledir. Gözümüzün de sınırları var. Sadece 400 ila 700 nanometre arasındaki ışığı görebiliriz. O sınırların dışındaysa, 400 ile 700'ün dışındaysa kızıl ötesini ve mor ötesini göremeyiz. Mesela uzaktan kumandanın düğmesine basarız, şak diye televizyon açılır. Şak diye kanal değiştiririz falan. O sırada aslında ışık gidiyor kumandadan televizyona. Algılayamayız, göremeyiz. Çünkü sınırlarımızın dışındadır. Para kavramı da böyle bir şeydir biliyor musunuz? Para. Mesela 10 bin lira işte 15 bin lirayla bir koca ayı geçirmeye çalışan vatandaşa, 15 bin lirayla 30 gün geçirmek zorunda kalan, kirasını ödemek zorunda kalan vatandaşa, trilyon dolar mesela ne demek? 550 milyar dolar dış borç ne demek? Algı sınırlarının dışında. Aslında her şey gözünün önünde olur ama gözünün önünde yaşanır. Ama tıpkı kulağımız gibi, tıpkı gözümüz gibi algı sınırlarının dışında kalır. Göremez. Ne anlatırsan anlat, göremez, duyamaz. 10 bin lira alıyor, sen 2 trilyon dolardan bahsediyorsun. Günde 12 saatten fazla böyle 30 gün çalıştırıp sanki böyle lütufmuş gibi anca asgari ücret ödenen bir insana trilyon doları boş ver. Trilyon rakamı bile bir şey ifade edemiyor. Edemez. Algı sınırlarının dışındadır. Zaten aslında algılayabilse o buhar olan 4 trilyon dolar yüzünden kendisinin anca asgari ücrete mahkum olduğunu anlar zaten. Onu algılar zaten. Dolayısıyla işte bu kapsamda
abone olmayanlar arasında çekiliş yapacak. Son 22 yılda 2 trilyon 750 milyar dolar vergi ödememize rağmen devletin bütün malının, mülkünün, fabrikalarının, limanlarının, madenlerinin hepsinin haraç mezat satılmasına rağmen üstüne 420 milyar dolar daha dış borç almamıza rağmen hala kol saatinden 750'şer lira alınmasının mantıklı olduğunu düşünün. Kredi kartı limitlerinden alınacak o 750'şer liraların gerçekten savunma sanayine gideceğini zanneden 4 talihsiz izleyicime 17 trilyon 855 milyar dolarlık hediye vereceğim. Evet. Ama bunu söyledikten hemen sonra şu an sözlerimin çarpıtıldığını söyleyeceğim. Asla böyle bir şey söylemediğimizi, hepsini inkar edeceğim. Hatta sizi algı operasyonu yapmakla suçlayacağım. Biraz daha üstüme gelirse sizi yalancılıkla suçlayacağım. Ben öyle bir şey söylemedim. Siz de tabii bunların 22 yıldır bu muamelesine alışık olduğunuz için bu yaptığımı da yadırgamazsınız zaten. Verin mehtere geçin kardeşim. Yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah. Bitlo kripto para platformu sundu.